son açık açık konuştuğumuz ve içimdeki bütün duyguları size açtığım konuşmamda size bir söz vermiştim. Demiştim ki bundan sonra hiçbir seçim akşamında genel merkezin ışıkları erken sönmeyecek. ...973 ilçede... ...81 ilde... ...ışıkları... ...kapattırmayan milletimize... ...teşekkür ediyorum. Öncelikle... ...sabahleyin kalkan... ...çayı koyan... Birazdan gelirler deyip Türkiye'nin dört bir yanında baba ocağının çorbasını kaynatan, bacasını tüttüren örgüt emekçilerimize, tüm örgütümüze yürekten teşekkür ediyorum. Genel merkezde çalışanlarımızdan başlayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm kademelerinde görev yapan tüm emekçileri ve tüm gönüllüleri yürekten kutluyorum. Kadın Kolları Genel Başkanımızın, Gençlik Kolları Genel Başkanımızın şahsında kadın kollarını ve gençlik kollarını tebrik ediyorum. Adayı olma cesaretini gösteren belediye meclis üyesinden belde belediye başkan adayına, ilçe belediye başkan adaylarından il ve büyükşehir adaylarımıza kadar tüm aday adaylarını, aday gösterilmediği gün adaydan önce kalkanları, adaydan çok çalışanları, küsmeyeni, darılmayanı, Atatürk'ün partisinin ağırlığını taşıyan herkesi yürekten kutluyorum. Tüm siyasi partilerin kazanan kaybeden tüm adaylarını yakasında bir parti rozeti olmadan, arkasında bir parti olmadan aday olan bütün muhtar adaylarını ve kazanan muhtarlarımızı kutluyorum. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin üçü yanımda olan, özellikle Ankara'da, İstanbul'da, Mersin'de, Adana'da ve Antalya'da geçen seçimlerde 2019'da AK Parti'den büyük şehirleri devralıp pandemide, yangınlarda, sellerde, depremlerde kendi illerinde, bütün Türkiye'de hiçbirimizi mahcup etmeyen, oy veren, kimseyi pişman etmeyen 5 kahraman belediye başkanımıza özel olarak teşekkür ediyorum. Başladığı yarışı rakibinin tam 2 kat farkla kazanan Mansur Başkanı.
kıtasındaki engellemelerin ortadan kaldırılmasının gerekliliği iktidara mesaj olarak verilmiştir. İstanbul'un Kanal İstanbul gibi gündemi yoktur sözünü sayın adaydan alıp bütün iktidarın kabullenip kanal meselesini İstanbul'un gündeminden çıkartmanın adımlarını iktidar derhal İstanbul halkının sesini dinleyerek ortaya koymak mecburiyetindedir. Vatandaşlarımızın beklentisi, bilim dünyasının ortak fikrine saygı gösterilmesi, İstanbul gündeminde olmayan bu konuyu tamamen İstanbul'un gündeminden çıkartılması meselesidir. Aynı zamanda bugün ortaya konan irade, güçlü bir demokrasi ve kardeşlik iradesidir. Sandıkta yaşanan İstanbul İttifakı, partiler ötesi muazzam bir gönül ve vicdan buluşmasıdır. Tüm farklılıklarımızla birlikte tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine yaşama iradesidir. Çok renkli ve çok sesli İstanbul'u koruma ve geliştirme iradesidir. Ben kendimi bu iradenin hayata geçirilmesi konusunda birinci derecede İstanbul'da görevli ve sorumlu kabul ediyorum. En kısa sürede mazbatamı alarak İstanbul'da hizmette yeni bir 5 yılın ilk mesai gününe başlamak için elbette sabırsızlanıyorum. Sevgili İstanbullular, sevgili yurttaşlarım, siz bugün yeni bir gelecek için kapıyı açtınız. Yarından itibaren Türkiye başka bir Türkiye olacak. Demokrasinin, özgürlüğün, eşitliğin, akılcılığın, bilimin, sevginin, dayanışmanın şahlandığı bir Türkiye'ye ilk adımı atılmasına fırsat tanıdınız. Seçim ihlallerinin tarihe karıştığı bir dönem hepimizi bekliyor olacak. Kayyum uygulamalarının son bulacağı bir dönem bizi bekliyor olacak. Yarın yepyeni pırıl pırıl bir sabaha uyanacağız. Pırıl pırıl bir sabah olacak. Milletimizin yeni bir heyecana, yeni bir umuda ihtiyacı vardır. Siz bu umudu sandıkta ateşlediniz. Çok da güzel yaptınız. Bu anlamda İstanbul'un muhafızları olarak görevinizi yaptınız. Sevgili İstanbul'un muhafızları, yarından itibaren uzun yıllardır bizi ayrıştıran kutuplaşma yerini çok sıcak bir kucaklaşmaya bırakacak. Denizli'yi ve Manisa'yı kazandık. Uşağı, Afyon'u, Kütahya'yı kazandık ve bugün Sinop'tan Hatay'a kadar Cumhuriyet Halk Partili bir belediyeyi bırakmadan Sinop'tan Hatay'a kadar ilerleyebiliyorsunuz. Bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bir özel teşekkür. Cumhuriyet tarihi boyunca hiç kazanmadığımız bir ili 17 ilçesinin 14'ünü nüfusunun %92'sini kazandığımız %60'la rekor kırdığımız memleketim Manisa'ya teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, Türkiye'nin dört bir yanında 208 genç aday gösterdik. En çok İzmir'deki değişimi İzmir'de bugüne kadar 6 kadın adayımız vardı. 9 aday gösterdik. 8'i seçildi. 40 yaş altı 12 adaydan
seçildi, biri de %20'lik farkı birkaç puana kadar indirdi. Çok tartıştılar. Yanımda olduğu için gencecik Hüseyin canımın şahsında tüm gençleri tebrik ediyorum. Ve Cumhuriyet Halk Partililer, bu zaferi tek başımıza biz kazanmadık. Bunu partinin bir zaferi, atılan her oyu Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu olarak görürsek, esas büyük yol yürüyüşümüzde büyük bir gaflete düşeriz. Biz çağrı yaptık. Bazı meydanlarda açık açık konuştuk. Biz milliyetçi demokratlardan, muhafazakar demokratlardan, Kürt demokratlardan, Türkiye'nin vatanına, milletine bağlı tüm demokratlarından destek istedik. O desteği veren tüm demokratlara teşekkür ediyorum. Seçimi kazanan Türkiye İttifakı'dır. Türkiye İttifakı gücünü milletimizden, renklerini ay yıldızlı al bayrağımızdan alır. Yaşasın Türkiye İttifakı. Şimdi Şimdi tüm meydanlarda yaptığımız bir şeyi buradan tekrar ediyoruz. Kırmızı, beyaz! Kırmızı, beyaz! Kırmızı, beyaz! En büyük Türkiye! En büyük Türkiye! En büyük Türkiye! Türkiye İttifakı kazandı, Türkiye kazandı. Teknolojiyi barış ve gelişim için kullanan bir İstanbul ve onun ışık tuttuğu Türkiye. Ormanları ve denizi mis gibi kokan, sokakları tertemiz, insanları güler yüzlü, mutlu bir İstanbul ve Türkiye. Yarın pırıl pırıl, çok güneşli, çok güzel bir İstanbul sabahına hep birlikte uyanacağız. Yarın hizmette ve demokraside tam yol ileri demeye devam edeceğiz. Düğünümüz dernek olacak. Yarın her şey inşallah çok daha güzel olacak. Tekrar bütün partililerime, bütün gönüllülere, bütün İstanbullulara teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanıma teşekkür ediyorum. 5,5 yıl önce beni bu yolculuğa çıkaran Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor. Hepinize güzel bir akşam diliyor. Birazdan 15-20 dakika içerisinde Saraçhane'de özgürlüğün ve İstanbullunun evinde, demokrasinin merkezi Saraçhane'de sevgili hemşerilerimle buluşmak üzere hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. İl Başkanımız Özgür Çelik'le birlikte hepinize yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet sevgili izleyiciler, özel yayınımız devam ediyor. Konuklarımız stüdyomuzda, elbette canlı yayın noktalarımız var. Ankara'ya bağlandık. CHP Genel Merkezi önünde Özgür Özel, İstanbul'da zaferini ilan eden Ekrem İmamoğlu'nun konuşmalarını paylaştık. Ama bu böyle devam edecek belli ki. Ekrem İmamoğlu Saraçhane'ye de gidecek. Biz sohbetimize devam edeceğiz ama bir iki dakikalık reklam arasına ihtiyacımız var. O reklamların hemen ardından Tele1'de bizden ayrılmayın. Seçim özel yayınımız devam edecek. Thank you.
Öyle bir tasarım yaptık ki İstanbul kadar seçkin ve ayrıcalıklı. Yurdumuzda her proje, her ev, her aile bu ayrıcalığı hak ediyor. Başka İstanbul yok. Fırat Pen, İstanbullu. Doğan İnşaat, Türkiye'nin markası. İnşaat ve çatı izolasyonunda kalite ve estetiğin adresi. Alanında uzman kadrosuyla inşaat sektöründe kusursuz hizmet sunmaktadır. Bina, villa, köy evi, tadilat, dış cephe, mantolama ve pergola işlerinizi temelden çatıya kadar inşa ediyoruz ve yeniliyoruz. Sıfır çatı, çatı tadilatı ve tamiratı, kiremit ve villa tadilat dekorasyon işlerinizi kaliteli malzemelerle en kısa zamanda profesyonel ekibimizle gününde ve zamanında teslim ediyoruz. Doğan İnşaat, Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren çözüm ortağınız. Hemen arayın. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Modalart'tan bütçe dostu, rakipsiz fiyatlar. Bir günde teslimat veya sınırsız depoda bekletme fırsatıyla. Modalart, Türkiye'nin düğün paketçisi. Öyle bir tasarım yaptık ki İstanbul kadar seçkin ve ayrıcalıklı. Yurdumuzda her proje, her ev, her aile bu ayrıcalığı hak ediyor. Başka İstanbul yok. Fırat Pen, İstanbullu. Kısacık bir ara verdik. Yeniden birlikteyiz. Tele 1 ekranlarında Gerçeğin Adresi'nde seçim özel yayınımız devam ediyor. Bakın bir yandan da Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hitap etmeye devam ediyor. Kalabalığa coşkulu bir kalabalık var. Biraz daha kulak verelim, ardından döneceğiz. Bir siyasi parti önceki genel başkanlarına vefa gösterecekse, o ilk genel başkan da olsa, son genel başkan da olsa, bir genel başkana, bir siyasi partinin vefası onların partisini iktidar yapmakla olur. Bugün partimizi hep beraber şu ana kadarki sonuçlara göre, vallahi ben TRT'nin yalancısıyım, birinci parti yaptık. Bu 2. yüzyılın ilk yerel seçimiydi. Size söz veriyorum, 2. yüzyılın İlk genel seçiminde Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız. Son olarak şunu söyleyeyim. Aday belirleme sürecinin en büyük başarısı ölçme değerlendirmedir, bilimdir. Anketlere burun kıvıranlar, destek aldığımız tüm teknolojiyi görmezden gelenler ve bizi adaylaşma sürecinde küçük düşürmeye çalışanların hepsi
Bugün, bu akşam, bu sonuçlarla yeni nesil bir yönetim anlayışının bilime saygılı, veriye dayanan, ölçme değerlendirmeyi önemseyen bir yönetim anlayışının önemine tanık oldular. En karamsar günlerde şu salonda arkadaşlarıma şunu dedim. Biz doğrusunu yaptık. Adaylardan emin miyiz? Hele bir otobüsün üstüne çıkalım. Gerisi kolay dedik. O otobüsün üstündeyiz. Sözümüze değer veren Balıkesir'de, Denizli'de, Manisa'da, Bursa'da, Trakya'da, tüm büyük şehirlerde sözümüze değer veren iyi insanlara, milliyetçi demokratlara, muhafazakar demokratlara ve birleşe birleşe kazanalım deyip de bizimle birlikte olan herkese, Kürt demokratlara, Kürt seçmenlere yürekten teşekkür ediyoruz. Milli takım gol atınca kim seviniyorsa, filenin sultanlarının zaferine kim gözyaşı döküyorsa bizimle beraberdir. Tüm biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yarın yeni bir adım atıyoruz. Kırgınlığımız, küskünlüğümüz yok. Hata yaptıysak, kalp kırdıysak, Türkiye'nin neresinde bir kalp kırıldıysa onarmak görevimdir. Ben özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Gönüller yapacağız. Gönülleri yapa yapa, birleşe birleşe hep birlikte kazanacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evlerdeki hastaları bir müsaade et, bir müsaade edin. Beni bir dinleyin. Beni bir dinle, beni bir dinle. Beni dinle. Beni dinle. Sizden bir ricam var. Bizi çok sefer yendiler, alay ettiler, dalga geçtiler, tahrik ettiler. O gün ne yaşadıysak onu yaşatmamak boynumuzun borcudur. Kimseyi üzmeyin, kimseyi küçük görmeyin. Kimseyle alay etmeyin. Çok rica ediyorum. Evlerdeki hastaları, bebekleri düşünün. Seçim kaybetmişlerin yakınlarını düşünün. Çocuklarını düşünün. Ve başarıyı taşımanın en yüce hali alçak gönüllülüktür. Bunu sakın unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İşte Cumhuriyet Halk Partisi. İşte Türkiye'nin ikinci yüzyılının yeni lideri. Coşkuyla selamlıyoruz.
İttifakı'nın Türkiye İttifakı'nın lideri aydınlatan ışıkları kapatalım. Alanı aydınlatan ışıkları kapatalım. Ve telefonlarımızın ışıklarını yakalım. Alanı aydınlatan arkadaki şu ışıkları kapatıyoruz. Projektörleri kapatıyoruz. Bütün ışıkları yakalım telefonlarımızın. Telefonlarımızın bütün ışıklarını yakalım. Diğer projektörü de kapatalım arkadaşlar. Kapatalım onu da. Ve şimdi ikinci yüzyılın ilk lideri Genel Başkanımız başımızın üstündeki cam tavanı tuzla buz eden lider partisinin girdiği ilk seçimde birinci parti yapan lider Genel Başkanımız sizlerle bir selfie yapıyor. Genel Başkanımız Özgür! 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 Yapılacak ilk seçimin akşamında tekrar burada buluşacak mıyız? Yapılacak ilk seçimin akşamında buluşuyor muyuz? Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünde böyle bir atmosfer var değerli izleyiciler. Gördüğünüz gibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel o otobüsün üzerine çıktı ve işte kalabalığa hitap etti. Canlı görüntüler arkamızda olmaya devam edecek. Kalabalık, ışıklar söndü ve cep telefonlarıyla işte böyle bir görsel şölen karşımıza çıktı. Şimdi İstanbul Saraçhane'den de önümüzdeki dakikalarda benzer görüntüler yansıyacak. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Saraçhane için randevu verdi. Dolayısıyla önümüzdeki dakikalarda oraya döneceğiz. Şimdi ben Merdan Yanardağ'a döneceğim ve hızla şu soruyu soracağım. Konuşmada da aslında gündeme geldi. O cam tavan nasıl delindi, ne dersiniz? Şöyle değerlendirelim. Bir kere ben Özgür Özel'in konuşmasının en önemli yanına işaret etmek istiyorum. Bir tanesi şu. Kazananlar böyle konuşur. Kazananlar rencide etmez. Kazananlar yendiklerini ezmez. Çünkü o bu milletin bir parçasıdır kaybedenler. Bu milletin bir parçası. Şimdi Erdoğan'ın 14-28 Mayıs seçimlerinden sonra İstanbul'da yaptığı konuşmayı hatırlayın. Evet. Ezdik dedi ya, ezdik dedi. Yani yeniden hakaret etti. Yeniden CHP'ye hakaret etti, cumhuriyetçilere hakaret etti, bu ülkenin değerlerine hakaret etti. Kendilerini milletin değerlerini temsil ettiğini iddia etmişlerdi. Hayır, temsil etmiyorlar. Bu ortaya çıktı. Çok açık ki AKP'ye bugüne kadar oy veren milyonlarca insanın bu cumhuriyetle, Mustafa Kemal'le ve laiklikle büyük ölçüde bir sorunu yoktu. Ama bunu tahrik ettiler. Bir avuç siyasal İslamcı azınlığın taleplerini milletin talepleri ve değerleri diye bu topluma dayatmaya çalıştılar. İnsanlar hilafet yürüyüşleri, açılan hilafet bayrakları...